Kuş üzümümüz var, domatesimiz var, yeşil elmamız var, kayısımız var, dolmalık fıstığımız var, şekerimiz, tuzumuz var, domates salçamız var, bir de sarımsağımız var hanımlar. Patlıcanlarımızı soyduk, yağımızı tencereye aldık. Yağımız da kızıyor şu anda. Çünkü evet, kızartacağız kızgın yağda. Evet, kızgın yağda olacak. Yalnız patlıcanların kararmaması için biraz limon, acılığının gitmesi için de biraz tuz koyacağız şeye, suyumuzun içine. Patlıcanlarımızı oraya koyuyoruz. Şimdi limonunu da sıkacağız üstüne. Güzel. Sen evet, diğer patlıcanları sayarken tamam, tatlımızın ismi neydi? Tatlımızın ismi fındıklı portakallı yoğurt tatlısı. Yoğurt tatlısının malzemelerini evet, paylaşalım mı? Malzemelerini de sayalım. Şimdi 4 fincan şeker, 6 fincan un, 1 kabartma tozu, 3 yumurta, 3 kaşık yoğurt, fındık. Bir de limonumuz var şerbeti için. Portakal ve Hindistan cevizimiz de evet, var. Evet, onları da üstüne yapacağız. Süs yapacağız. Portakalın suyunu alacağız. Bir de kabuğunu rendeleyeceğiz üstüne. Harika. Yoğurt tatlısının bir keki var çünkü hanımlar. Evet. Biz şimdi patlıcanlarımızı güzelce kızartırken o kekini de hazırlayacağız. Çırpacağız kekini. Çok besleyici bir tatlı yapıyoruz. Patlıcan çok da hafif, çok çok besleyicidir. Kekinde yağ olmadığı için çok hafif bir tatlı. Ramazan'da yemekten sonra yani çok rahatlıkla yenebilecek bir tatlı. Dondurmayla, kaymakla çok güzel servisi yapılır. Harika. Evet, çok da hafif bir tatlı. Bugün bizim beslenme uzmanımız da gelecek hanımlar. Biraz sonra spor uzmanımız da var. Evimizde yapabileceğimiz, ev işi yaparken hazırlayabileceğimiz güzel lezzetler hazırladı. Müzik geldi. Müzik mi dinliyoruz? Hah, güzel. Biraz sonra çünkü efendim Caner Gülsüm gelecek. Halk müziği söyleyecek bize. Bağlamasıyla canlı söyleyecek. Çok keyifli bir insan, onu da tanıyacağız. Onunla da sohbet edeceğiz. Hem müzik dinleyeceğiz, hem güzel konuklarımla faydalı bilgiler öğreneceğiz. Burada yağından sıcaklık geliyor bir taraftan. Patlıcanları suda beklettik ama kurutmak da evet, lazım. Evet, kurutacağız şimdi onları havlu kağıtla. Acısını sıkacağız. Güzelce kurulayalım, ıslak olmasın. Hem yağımız evet, sıçrar. Yağımız sıçrar. Yağda biraz tuz atacağız patlamasın yağ diye. Evet. O da bir püf noktasıdır. O da bir püf noktası. Evet, şöyle alayım. Yağımıza tuz atacağız hanımlar kızartmadan önce. Şöyle ben iyice süzelim, hem çok yağı çekmesin. Patlıcan yağı sever çünkü. Çekerse de biraz ağır olur. Çok ağır olur. Onu da biz şimdi püf noktasını göstereceğiz seyircilerimize. Harika. Evet, hepsini bir kenara alalım. Şimdi ben doğrayayım istersen onu. Nasıl doğruyoruz? Doğramayacağız bunları. Bütün mü? Bütün kızartacağız, evet. Ha, doğru ya, İmam bayıldı değil mi? Yalnız o üstüne sıçramasın Ezgi'cim. Onun ben kapağını hazır edeceğim. Buna tuz koydun mu sen? Biraz ona tuz atacağız. Atalım. Evet. Farklı soydun bir de sen. Evet, farklı soyduk çünkü acısını almak için, kabuğunda acısı var demiştik patlıcanların. Ben alacalı doğrarım. Evet, esasında alacalı doğranıyor ama bu değişik bir imam bayıldı. Bu tunacığım usulü. Evet, tunacığım usulü. Bütün güzelce kızartacağız. Efendim, sonra da iç harç hazırlayacağız. Muhteşem bir lezzet olacak. Onu da atalım. Sonra evet, kekimizi hazırlayalım mı? Hazırlayalım canım. Harikasın. Kekimizi hazırlayalım. Kekimiz pişerken imam bayıldığının içini hazırlayacağız. Hemen şöyle elimle çalkalıyorum. Çünkü çok lazım olacaklar. Ay ay ay. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kısa alanda paslaşmalar. Üç tane lezzet malzemesi tezgahta olunca... Arada ben patlıcanları kızarttım, bir kenara aldık. Şimdi patlıcanların yağını hiç sevmiyoruz Ezgi'ciğim. Hiç. Onu bir kaynar suya sokacağız ve çıkaracağız. Tekrar yağını emdireceğiz bir kağıda. Evet, püf noktaları. Püf noktası bu. Ondan sonra içini hazırlayacağız. Şimdi yani ben hemen... minimum yağ, maksimum sağlık. Aynen. Değil mi? Evet. Şunu da hatırlatmak isterim. Yağı kızartırken kızgın yağın içerisine attık ama yağın içerisine tuz atarsak patlıcan daha az yağı emiyor. Onu da paylaşalım. Ekstra bir de sıçramasını kızarttıktan sonra sıcak suyun içerisine de evet, koyacağız. Hemen bir batırıyoruz Ezgi'cim. Ve çıkarıyoruz.
işte. Hı. Elimizde yanmasın çatalla alalım. Şimdi tekrar bunun yağını, şeyini, suyunu süzeceğiz. Hı hı. Fazla yağını suya vermiş oluyor dikkat ederseniz. Hakikaten öyle oldu. Hı hı. Yağlar bakın, zaten suyun üstündeler şu anda. Evet. Aşkım. Mikrofonun firar evet, etmiş. Elim pek durmuyor. Parmağı kırık. Kırık parmakla Tuna ablacığım benim böyle parmak. Böyle duruyor. Onu böyle böyle yapamıyor. Ama onunla böyle bir patlıcan soyuyor ki görmeniz lazım. Hemen havlu kağıtla şeyini alıyoruz. Suyun fazlasını alıyoruz. Şöyle. Ben hemen evet, yardımcı olayım. Ederim. Sen de olmasan biz bunun içinden çıkamayacağız. Ay yok olur mu? Her gün ben mi varım Tunacığım? İltifat ediyorsun hayatım. Ezgi nerede her gün? Sen neler neler yapıyorsun? Ah canım benim. Tamam Ezgi. Şöyle. Şöyle şu şekilde. Hı. Suyunu da aldık. Evet onu şöpümüze atalım. Şimdi iç harcını hazırlayacağız. İç harcını hazırlayacağız. Şimdi şu patlıcanlarımızı. Şimdi iç harcı malzemelerimiz, kuş üzümümüz var, dolmalı fıstığımız, kayısımız, sarımsağımız, salçamız var ve domatesimiz var. Evet. Bir de şeyimiz var, yarım elma koyacağız. Yarım yeşil elma. Yeşil elma olması koyacağız. Şart mı saray mutfağından bir lezzet olduğu için. Ekşi olduğu için. Ekşili tatlılı olacak ya. Şimdi soğanların evet, dışını hazırladın zaten. Şimdi soğanların dışını soyduk. Soğanlarımızı kesiyoruz. Hemen şeye koyuyoruz. Onun altını açtın mı? Açmamı ister misin? Aç canım. Ocağın altını. Çıraklık yapalım, yamaklık yapalım sana. Oh. Evet, biraz kızma yağı yine söyleme sayıp. Daha gıcır gıcır. Hiçbir kaşık çatal değmedi, çizik yok. Seramiği kullanırken zaten dikkat edelim. Çizilince değil mi? Teflonlar evet, gibi biraz. Onları atmak lazım. O kıvama geliyor maalesef. Hı. Ben onu bir taraftan şöyle... Atalım ki daha çabuk evet, ölsün. Sen de bu işleri iyi biliyorsun Ezgi'cim. Nacizane. Yok iyi biliyorsun. Konuklarım varken şöyle sizlere anlatınız efendim. Ay yine soğan çok acı. Evet soğan acı. İşte özelliği de ağlayacaksın yemek yaparken. Piştikten sonra da güleceksin. Öyle mi? Denge sağlanıyor bu işlerde. Denge sağlanıyor. Bu aldığım filede almıştık böyle. Acı çıktı. Bayağı çok almıştık. Evet. Bu soğanların biraz acı çıktı. Şunu böyle ayırıyorum. Ay. Sen istersen Ezgi'cim konuğumuzla sohbet et orayı bana bırak. Senin ha, gözlerin yanmasın. Olsun olsun benim karıştırayım. Hazıra konmak yok. Alışık benim gözler. Ben onları açarım Ezgi. Sen iri iri doğradın tamam, İmam Bayıldı için. Evet evet. Sotelerde deri soğan güzel olur. Şimdi bu zaten eriyecek Ezgi. Hı hı. Taraftan sağımda çok güzel bir hareketlilik var. Güzel kokular var. İç harcını hazırladın. Hazırladık. İç harcı pişti. Biraz soğan, sarımsak. Soğan, sarımsak, bol fıstık, üzüm. Kayısı. Kayısı ve yarım elma var. Çok güzel bir davet yemeği diyebilirim. Havalı. Havalı. Saray lezzeti. Evet. Zeytinyağlı olarak. Sonra salçalı. Sonra üzerine domatesle süsleyeceğiz. Hı. Biraz salçalı su yapacağız sos. Hı. Ve fırına vereceğiz. Güzel. Harika evet, bir lezzet. Bizim